Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Emin Çıtak. Bugün sizler birlikte QP Hawk sistemi toplayacağız. Şimdi sistemi toplayacağız Recep ama burada ben neden varım onu da tabii ki izleyenler merak edecektir. İstiyorsan sen açıkla onu. Emin ilk sistemini en son 2011'de toplamış, yani bundan 9 sene önce. 9 sene sonra yeni bir sistem toplayacak ve bu konuda çok da tecrübesi olduğunu söyleyemeyiz sanırım. Aslında evet, tecrübeli değilim çünkü bu 9 senede birçok farklı teknoloji bizim hayatımıza girdi. Özellikle bilgisayar donanımlarında en basitinden artık M.2 SSD'ler var. Ve ben hiçbir kasaya şu ana kadar M.2 SSD bağlamadım. Burada önemli nokta şu, ben kasayı toplarken aslında bu kasa toplarken yapılabilecek yanlışlara da Recep çok güzel bir şekilde değinebilecek. Evet, Emin sistemi toplayacak, yani bugün sistemin montajını Emin yapacak. Ben de ona rehberlik etmeye çalışacağım video boyunca. Peki Recep, toplayacağımız sistemin özellikleri nedir? İstersen onlardan bahsedelim. Başlayalım. 10. nesil bir işlemcimiz var. Öncelikle Core i5 10600K, 6 çekerek 12 thread bir işlemci, 4.1 GHz temel, 4.8 GHz'de boost frekansı var. Yani bize oyunlarda yüksek bir performans sunacağına inanıyoruz. Oyunlarda performans demişken ekran kartından da bahsedelim o zaman. Kesinlikle Gigabyte'ın RTX 2080 Super modelini kullanacağız. Üst seviye bir ekran kartı. 1440p oyunculuk için ideal fakat 4K oyunculuğa da giriş yapabilirsiniz. Ekran kartı, işlemci tamam. Diğer parçalar arasında bir M.2 SSD'miz var. Bir soğutma bloğumuz var ve anakart. Bu bileşenlerin hepsinin toplandığı bir anakart var. Anakarttan da bahsedelim istersen. Z490 Yonga setli bir anakart kullanacağız. Z490 Yonga setinin avantajı oyuklak konusunda bize seçenekler sunması. Özellikle işlemcimizin K serisi olması bize şunu açıklıyor. Bu işlemci oyuklak edilebilir. Çarpan kilidi açık. Z490 sayesinde de bu işlemciyi oyuklak edebileceğiz. Aynı zamanda yüksek bellek frekanslarına çıkacağız ki bellek de sistemdeki önemli bir bileşen. O zaman artık son parçalara değinelim. Çünkü burada görüyorum 4 farklı Corsair parçamız var. RAM, SSD, güç kaynağı ve soğutma bloğumuz bizim Corsair'a ait. Nedir bunlar? Onları da anlatalım. Vengeance serisi belleklerimiz var. 16 GB, 2 tane 8 GB. Bu sayede çift kanaldan yararlanabileceğiz. Çift kanal olduğu zaman performans doğal olarak daha fazla oluyor. 3600 MHz frekanslı olması da yüksek frekans sayesinde bize avantaj sağlayacak. Şu anda kasayı topladıktan sonra eve götüresim geldi ama diğer parçalardan da bahsedelim Recep. M.2 SSD'mizin özellikleri nedir? İstersen onu da söyleyelim. Yine Corsair'in MP510 modeli. Corsair'in iddia ettiğine göre saniyede 3 GB okuma ve 2 GB yazma hızlarına ulaşıyor. Taktıktan sonra belki onu da bir test edebiliriz. Soğutucumuz? Soğutucumuz yine Corsair'in Hydro H100i RGB Platinum SE modeli, 240 mm'lik bir soğutucu ve aynı zamanda Corsair'in IQ RGB aydınlatma sistemine dahil olabilen bir soğutucu. Bu IQ aydınlatma sistemi hakkında daha fazla detay verebilir misin? Hani bu cihazlar birbirleriyle muhtemelen RGB noktasında iletişim halindeler. Evet, Corsair'in bir tane yazılımı var, IQ diye. Bu yazılımı kuruyoruz. Daha sonra USB üzerinden ya da anakartın RGB portlarına bağlı Corsair cihazları tek bir noktadan yönetebiliyoruz. Bu sayede RGB aydınlatmamızı bütün sistem genelinde senkronize yapabiliyoruz. Gayet güzel. Son olarak güç kaynağımız ve kasamız var. Burada hangi parçaları kullanıyoruz Recep? Yine Corsair'in IQ destekli 465X RGB temperli cama sahip mid tower kasasını kullanacağız. Bir de tabii ki güç kaynağımız var. Yine Corsair'in RM750 model 80 Plus Gold sertifikalı 750 watt güç sağlayabilen bir güç kaynağını kullanıyoruz. Kasayı şu an daha çok götüresim geliyorum onu söyleyeyim. O zaman başlayalım, ne yapalım toplamaya? Başlayalım. Artık sistem toplamak için sabırsızlanıyorum diyemeyeceğim çünkü sen toplayacaksın bugün. Öncelikle anakartımızla başlayalım. Gigabyte'ın Z490 Gaming X oyun odaklı bir anakartı ve Z490 şu anda Intel'deki en üst seviye Yonga seti. Bunun sebebi sanırım 10. nesil işlemcilere destek veriyor olması Recep. Evet. Peki böyle bir anakart satın aldığımızda hangi özellikleri kazanıyoruz? Onu da gerçekten merak ediyorum şu anda çünkü benim bilmediğim noktaları da var. Çok uzun süredir bir kasa toplamadığım için, genelde hazır sistemlerle oyun oynadığım için onu bayağı bir merak ediyorum Recep. Ne söyleyebilirsin bu konuda? Öncelikle üst seviye bellek desteği kazanıyoruz. Yani yüksek frekanslı bellekleri bu anakartlara takabiliyoruz. Buna ek olarak M.2 yuvaları bol oluyor bu tür anakartlarda. Ekstra depolama sağlıyor bize ve aynı zamanda zengin USB portları elde ediyoruz. Zengin USB portları olayı önemli çünkü ben şu anki sistemde de, daha önce topladığım eski sistemde de en çok sıkıntı çektiğim nokta hızlı USB'lerinin olmamasıydı. Hani o hızı bir şey veri atarken, mesela bir Steam oyun kütüphanesini yedeklerken gerçekten hissediyorsun. Öyle yabana atılacak bir şey değil. Çünkü ben görüyorum insanlar hani çok fazla ona dikkat etmiyorlar. İşte ekran kartına destek veriyor mu? İşlemciye destek veriyor mu? Tamam, anakart aldık. Daha ucuz alalım, daha şeyini alalım. Ama bu tarz noktalar da çok önemli. Onu uzun kullanımda görüyorsun. Kesinlikle. Bu anakartta da USB 3.2 Gen 2 portları mevcut. Bu sayede 10 gigabit hıza ulaşabileceğiz. Burada sanırım
içerisindeki bilgiler yer alıyor. Hani hangi slot hangi nerede, kullanım kılavuzu aynen. Şimdi bu kağıt formalite icabı olduğundan dolayı aslında anakartın kendi kullanma kılavuzu kutunun altında. Ona birazdan ulaşacağız. Orada kapsamlı bütün bilgiler yer alıyor. O zaman hemen kutunun altına doğru gidelim. Şöyle dursun kenarda. Bahsettiğin belgeler gelmeye başladı Recep. Evet, bu ufak genel bir kılavuz ama bizim asıl kullanacağımız olan buradaki büyük kullanma kılavuzu. Anakart üreticileri maalesef halen daha bir CD veriyor. Yıllardan beri söylüyoruz şunu USB yapın diye ama biraz geç oluyor maalesef işler. Burada bütün detayları görebiliyoruz işte. Burada neyi nereye bağlayacağımız her şey net bir şekilde açıklanıyor. Aynen, güzel. Birazdan yardım alacağız. Bu da sanırım SATA kablosu. Evet, bugün ihtiyaç duymayacağız çünkü SATA SSD takmıyoruz. O zaman geri koyalım kutusunda dursun. Yalnız tasarım çok güzel. Ben bu anakart modellerini çok seviyorum ya. Evet, anakartlar bir şehire benziyor. Bu yüzden benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Jelatinleri sökelim. Burası galiba şey alanı. M.2 SSD alanı mı orası? Evet, orası bir M.2 SSD yuvası fakat üzerinde bir tane uyarı görüyoruz. Limited Functionality Check Manual diyor. Bunun sebebi şu, bu anakartta PCI Express 4.0 desteği var. Fakat bizim bugün takacağımız 10. nesil işlemcide PCI Express 4.0 desteği yok. Bir sonraki nesilde geleceğinden dolayı Gigabyte diyor ki bugün PCI Express 4.0 hızından yararlanamazsınız. O yüzden işlevi şu anda kısıtlı. Dediğini anladım. Mesela ben kendi başıma alıyor olsaydım bu anakartı, ne güzel PCI Express 4.0 desteği var derdim. Ama halbuki önümüzdeki nesil gelecek. Geleceği bir yatırım olarak düşünebiliriz o zaman bu anakartı. Kesinlikle o şekilde düşünebiliriz. Şimdi Recep, ben normal şartlar altında alırım. Bunu direkt kasaya bağlarım. Bu doğru bir yaklaşım mı yoksa önceden bazı parçaları da koymak gerekiyor mu? Ben mesela yani kendim kasa toplarken bunu alıyorum. Altına bağlantılarını koyuyorum ki ilk topladığımda bunu da bilmiyordum. Direkt kasanın üstüne yapıştırdım. O anakart nasıl çalıştı sonra onu hiç bilmiyorum. Şu an burada belli bağlantıları yapıp mı kasaya aktaracağız yoksa hani bu şekilde önce kasa bağlantılarını mı yapacağız? Daha kolay olacağı için şu etapta sadece işlemciyi takacağız. Ondan sonra da kasaya montajına başlayacağız. Bellekleri de takabilirdik ama bugün sıvı soğutma takacağız. Sıvı soğutmayı takarken bellekler bize zorluk çıkartabiliyor. O yüzden sıvı soğutmayı da taktıktan sonra bellekleri takacağız. Yani özetle işlemciyi takıp anakartı kasaya yerleştireceğiz. 10. nesil Intel Core i5 işlemcimiz. Burada kendisinin çarpan kilidi açık ve overclock edebileceğiz bunu herhalde. Kesinlikle overclock edilebiliyor ama biz bugün overclock etmeyeceğiz. Standart frekanslarında kullanacağız. Mesela bunu açamıyorum şu an. Evet. Şimdi kenarlarda iki tane kulakçık var. Onları bir açıyoruz yukarıya doğru. Şunlar mı? Hayır. Tam olarak şurada. Şurası. Evet. Şimdi. Ana, tak diye geldi. Yeni nesil bileşenler statik elektriğe karşı dayanıklı ama biz yine de montaja başlamadan önce vücudumuzdaki statik elektriği boşalttık. Şu an doğru taraftan açıyorum. Evet. İşte dünyayı yok edecek parça. Buradaki işaret çok önemli diye biliyorum. Şu mu? Evet, oradaki üçgen anakartın üstündeki üçgeni denk getireceğiz. Zaten işlemciyi yanlış monte etmek pek mümkün değil. Çünkü burada görmüş olduğun üzere bir girinti var. Bu girintiyi sokete denk getireceğiz. İşlemci kenara koyduk. Galiba buradan. Evet. Açtık. Şimdi onu çıkartmak zorunda değilsin. O işlemciyi taktıktan sonra kapağı kapatınca zaten otomatik olarak çıkıyor yerinden. Teknoloji çok gelişmiş ya. Şimdi buradaki üçgeni arıyorum. Ne tarafta? Böyle mi takıyoruz? Bakayım. Galiba doğru oldu. Oldu mu? Oldu. Başarılı bir şekilde ilk denemede işlemciyi monte ettin. Tebrik ediyorum. 9 yıl geçtikten sonra gerçekten ne kadar zor geliyor. Ondan önce topluyordum kendi çapımda. Her adıma böyle insan dikkat ediyor. Aman bir hata yapmayayım. Bir sıkıntı olmasın. Şöyle. Evet. Oldu sanırım. Ay. Plastiğimiz de çıktı. Plastiği kaybetmemekte fayda var. Çünkü soketin içerisinde 1000 tane pin var. Ve bu pinlerin ezilmesini istemiyoruz. Olur anakartı servise gönderecek olursun. O yüzden onu anakart kutusuna geri koymayı ben genelde tavsiye ediyorum. Şimdi ben sana sadece işlemciyi monte ettikten sonra anakartı kasaya takacağız dedim ama bu biraz benim eskiden yaptığım sistem toplamalarından geliyor. Çünkü eskiden hep SATA SSD veya işte sabit disk takıyorduk ve onları sonradan kasaya monte ediyorduk. Ama M.2'yi doğrudan anakartın üstüne monte ettiğimizden dolayı M.2'yi de takıp öyle anakartı kasanın içerisine koyalım. O yüzden bugün bir görevin daha var şimdi. M.2'yi takmak.
O zaman hemen kutusunu açalım. Kendisi böyle bir şey. Şimdi Recep, ben bizim sistem toplama videolarını izlediğim için M2 SSD'yi nasıl takacağımızı gayet biliyorum. Süper. Ama nereye takacağımızı bilmiyorum. Şimdi bu anakartta 3 tane M2 yuvası var. Öncelikle onu bilelim. Aşağıda M2B yuvası, yukarıda M2A yuvası ve burada da M2 CPU yuvası. Fakat en üstteki yuva 11. nesil işlemcilerle birlikte çalışıyor hale gelecek. O yüzden biz bugün M2A yuvasını kullanacağız. Burada üzerindeki şey koruyucu mu yoksa soğutucu bölge mi? Blok. Soğutma bloğu. Soğutma bloğunu sökeceğiz. Soğutma bloğunun altına M2 SSD'mizi takacağız. Şöyle. Buraya mı takıyoruz SSD'yi? Hayır. M2 SSD'yi anakarta takıyoruz. Ya üstündeki şunu kaldırınca herhalde yapışacak mı? Böyle bir koruma bandı koymuşlar. Orada bir termal pad var. Termal pad'in iyi çalışması için o plastiği sökmemiz gerekecek. M2'yi monte edelim, plastiği sökelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi burada bir uyumluk şeyi de olması lazımdı. Zaten tam uyuyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Ama ben bir yanlışlık yapıyorum. Orası soğutucunun girdiği kısım. Biraz daha aşağıda pinler. Şu galiba. Evet. Sarı sarı görünüyor. Aynen öyle. Nazik. Şimdi M2 SSD'yi biraz daha 45 derecelik bir açıyla monte ediyoruz. Şöyle mi? Evet, o şekilde ilk bastırıyoruz. Evet, tık diye ses geldi, oturdu. Şimdi aşağı indiriyoruz. Ve yuvadaki vidayı söküp M2'yi monteliyoruz. Vidayı sökmediğini görmediğinden dolayı onu şimdi söylüyorum. Dur, çıkartayım hatta. Aynen. Güzel güzel olsun. Rahat olsun. Burada ben yine her zamanki M2 bilgilerini tekrarlayayım. Bizim taktığımız M2 22-80 standardında, yani 80 mm uzunluğunda. Burada farklı standartları desteklediğini görebiliyoruz. 22-110 var, yani 110 mm uzunluğunda SSD'ler. Bizim taktığımız 80, 60 var, bir de 42 var, yani 42 mm uzunluğunda. Şöyle yine yuvasına oldu sanırım. Tam oturmadı gibime geldi, emin olamadım. Ben de bir tık sesi duyamadım çünkü. Tamam, şimdi oldu. Tamamdır. M2 SSD'mizi taktık. Şimdi soğutma bloğunu takıyoruz. Dediğimiz gibi takmadan önce altındaki plastiği söküyoruz. Onu da az önce M2 SSD'yi takmaya çalıştığım yere evet. Üst tarafa yerleştirdim. Şöyle. M2 SSD'ler epey yüksek performans sunumundan dolayı biraz ısınabiliyor. Isınınca da SSD'nin performansı düşebiliyor. Bu performans düşmesini mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak için üzerine soğutma bloğu takıyoruz. Güzel oldu. Mutlu oldum yaparken şundan. Şimdi ben işlemciyle M2 SSD'yi taktım. Artık sanırım kasayı alacağız bunu. Orada devam edeceğiz Recep. Evet, kasayı alıp anakartı kasaya yerleştirmeye başlayabiliriz. Çok güzel bir şey o. Evet. Bayağı, ay çok beğendim bunu ben. Kasanın daha önce incelemesini yapmıştık. Gerçekten güzel kasalardan bir tanesi. Hatırlıyorum ya, bunun incelemesi çok güzelmiş. Ve daha önce sanırım birden çok montaj yaptık bu kasaya. Ben götüreceğim galiba. Emin yok. Nerede Emin? Kasayı aldı gitti. Şimdi montajımızı bu taraf kablolar için galiba. Bu camın evet. Olmadığı kısım. Bu evet. Tarafta anakart takacağımız yer. Elle açılabiliyormuş. Hı-hı. Yani doğal. Ama yatırarak yapsam daha mı iyi olacak? Yani daha güzel olabilir. Çünkü açtığın zaman, vidaları söktüğün zaman hı-hı, yandaki cam kapak düşebilir. Ki ofiste benim öyle bir deneyimim de var. Evet, Emin kendi bilgisayarının yan kapağını kırmıştı. Halen de kırık. Şöyle yana doğru mu ittiriyoruz? Yukarı doğru çekiyoruz. Heh, geldi. Arka kapağı da sökelim çünkü soğutucuyu monte ederken ihtiyacımız olacak. Arkadan bir boşluktan takacağız soğutucunun bazı bileşenlerini. Vida tamamen çıkmaz. Ha, yuvadan bak. Çıktıktan sonra bırakıyoruz. Bak teknoloji işte vidada bile ilerliyor. Hani bu arada arkadaşlar gerçekten samimiyim. Ben 2011 yılında işte hatta böyle Recep'in tavsiyelerini dinleyerek daha Recep'le tanışmıyorduk etmiyorduk. Ben kendi oyun bilgisayarımı topladım. Toplamam 7,5 saat sürdü çünkü hayatım önce hiç toplamamıştım. Ve o kasayı bir daha hiçbir zaman şey yapmadım. Bozulana kadar asla açmadım. Nasıl başardım ben de bilmiyorum. Burada da işte yani bağlantılar var ama bizim şu anlık galiba burayla işimiz yok. Evet, şimdilik sadece arkada bir tane kutu var. O kutuyu çıkartalım. Kasa vidalarını mı koyuyorlar buraya? Evet, kasa çözecek vidaları diyecek. Buraya konuluyor. Epey bir ihtiyacımız olan vida olacak onun içerisinde. Bunu bile buraya kitlemişler. Sağlamlıkta son nokta. Biraz daha kenara doğru açarsan o plastiği uğraşıp evet o şekilde. Hadi ben de yardımcı olayım. Ya ben o kadar kırmayayım, bir şeyi bozmayayım diye o kadar çok dikkat ediyorum ki
Aslında hani o kadar da coşmaya gerek yok. Çıktı. Arkadaşımızı geri takıyoruz. Burası 3.5 inç sabit disk yuvası ama bugün sabit disk takmayacağımızdan dolayı Oyva'yı kullanacağız. Bunlar da SATA SSD sanırım. Evet, 2.5 inç SSD takabiliyoruz oraya. Anakartı kasaya koymadan önce anakartın altında bizi engelleyecek olan burada görmüş olduğun kablolar var. Onun istersen bir sökelim. Şimdi ben normalde direkt kasaya takma şakası yapacaktım ama beni düşürmüş Corsair ve buraya direkt aslında pinleri yerleştirmiş. Bunlardan ihtiyacımıza uygun olanları kullanacağız sanırım. Evet, zaten biz ATX bir anakart takacağız. Hı hı. O kabloları direkt arkaya verelim istersen çünkü bizi epey bir uğraştıracak bu şekilde. Çünkü üstümüze gelip duruyorlar. Evet. Arkadan çekebilirsin onları. Şu sanırım. Evet. O demeti. Gelin buraya. Hepsini çekebilirsin. Artık daha rahat bir şekilde anakartımızı monte edebiliriz. Şimdi burada vidalar var. Bunlardan hangileri uyumlu? Hepsi mi uyumlu? Şimdi biz dediğim gibi ATX bir tane anakart takacağız. O yüzden ihtiyacımız olan vida sayısı zaten 9 oluyor. Bu bağlamda 9 tane yükseltme vidası monte edilmiş. Anakartı koyduğumuz zaman cuk diye oturacak. Ekstra bir vida takmamıza ya da vida yeri değiştirmemize gerek yok gibi gözüküyor şu anda. O zaman deneyelim. Bu arka taraftaki şeyi de direkt üstüne uygulamışlar galiba. Aynen. Ayrı yeni nesil üst seviye anakartlar kendi arka plakasıyla geliyor. O açıdan şanslısın. Bugün arka plaka montajıyla uğraşmayacaksın. Doğru. Şurası zaten açık. Şimdi burada dikkat etmen gereken noktalardan bir tanesi şu. Anakartı böyle kenarda monte edip ileriye sürmek yerine ki öyle bir şey yaparsan buradaki vida yükseltmeleri anakartın altına zarar verebilir. Mümkün olduğunca anakartın arka kısmını şuraya denk getirip daha sonra anakartı 45 derece aşağıya doğru yatırmak daha mantıklı oluyor genelde. Şöyle. Evet. Peki vidaya denk gelecek mi? Şurada bir. Kılavuz vidalar var. O kılavuz vidaların üstünde hafif bir çıkıntı var. Zaten sen anakartı oturttuğun zaman o vidalara oturması gerekiyor. Bak şimdi kılavuz vidayı anakartı kaldır. Hı hı. Göstereyim sana. Şu vidanın üstünde biraz bir çıkıntı olduğunu görüyorsun. Hı hı. Bu ortadaki vida biraz çıkıntılı. Bunun üstüne mi gelecek direkt? Anakart bu vidaya oturacak. Sen tabii biraz geriye doğru ittirdiğin zaman. Benzer şekilde şurada bir tane vidamız var. Onun da üzerinde çıkıntı var, görebiliyorum. Aynen, onun da üzerinde çıkıntı var. Bu ikisi kılavuz vidalar. Bunların üzerine anakart oturduğu zaman artık anakartı oynatmana gerek kalmayacak. Ben burada bir destek isteyebilirim. Çünkü şurayı tam yapamadım herhalde. Burada tam. Şu anda orada doğrusun. Anakartı biraz daha aşağıya, yukarı doğru götürmen gerek. Çünkü şu vidanın mesela görmüş olduğun üzere o vida yukarıda kalıyor. Oturdu. Şu tarafta bir şey oldu sadece. Oradan da biraz ittir. Oradan arkaya doğru. Gitmiyor. Böyle kaldı. Bakalım o zaman. Kaldırayım mı geri? Yok, kaldırmamıza gerek yok. Anakart kalsın. Şu anda zaten final formuna yakın bir seviyedeyiz. Bakalım. Ortadaki yuvayı güzel bir şekilde oturtmuşsun. Üstteki yuva tam oturmamış. Yani anakartı üst kısmından biraz daha geriye doğru itmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ben buradan güç uyguluyorum ve hop orası da oturdu. Ben o gücü hayatta uygulayamam. Ben mesela şu an kendime topluyorsam o vida oturmadı diye sana getiririm. Recep ittir şunu derim. O da oturdu sanırım şu an. Evet. Hepsi oturmuş görünüyor. Aynen. Şu an artık anakartı kasaya sabitleyebiliriz. Şu an ben belli vidalar çıkartıyorum Recep ama evet. Bu vidaların bazıları tekli bazıları çiftli. Şuna klipsler muhtemelen kablo bağlamak için. Evet. Ve bayağı büyük olanlar da var. Bunlar kasayla alakalı değil. Şunlar mı kasaya şu an bağlayacaklarımız? Evet. Onlar anakartı montaj etmede kullanacağınız vidalar. Hemen şöyle çıkartıyorum. Standart ATX anakartlar genelde 9 tane vida ile monte ediliyor. Bu anakartta 7 tane vida yuvası var. Biz 7 vidayı da monte edeceğiz bu alanda. Ben bir de vidaları sıkarken aşırı bir sıkma işlemi uygulamıyorum. Yani sıkıyorum yine tabii ki de. Evet. Bu zarar verir diye düşünüyorum. Bu düşüncemde doğru muyum, yanlış mıyım onu bilmiyorum şu an. Çok fazla sıkmamakta fayda var ama fazla sıkarsan da zarar verme ihtimalin düşük. Bunun nedeni vida yuvalarının kenarlarının zaten kaplı olması. Orada görmüş olduğunuz üzere zaten vida yuvalarının çevresinde metal lehimler var. Onlar koruma görevi görüyor. Bir de zaten anakart üreticileri vida yuvalarının kenarından mümkün olduğu kadar devre geçirmemeye çalışıyor. Evet, vidalama bitti. Anakartımızı monte ettik. Montajın büyük bir kısmını tamamladın. Tebrik ediyorum.
Ben de tebrik ediyorum kendimi. Şimdi ekran kartımı takacağız, belleklerimi takacağız. Mesela şu adımı hiç hatırlamam etmem, bilmiyorum yani. Şu aşamada soğutucuyu monte edebiliriz. Evet, ben bir stok fan bağlardım hep. Şu an benim için çok karmaşık bir sistem var aslında. Evet. Bunlar... Montajın seni en zorlayacak kısmı diyebilirim açıkçası. Örgülü kablo falan. Ben ilk defa beyaz bir sıvı soğutma görüyorum açıkçası. Çok şık görünüyor ya. Evet. Bu da radyatörümüz değil mi? Evet. 240 mm'lik radyatörümüz. Çok vida var. Bunlar işlemci bağlantıları sanırım. Evet. Burada neyimiz var? Bu soğutucu birden çok soketle uyumlu ama biz hepsini kullanmayacağız. Onlar muhtemelen AMD sistemler için gelmiş olan ayaklar. Burada da bir USB bağlantısı var sanırım. USB ile ilişkilendirilen. Evet, doğru. Şimdi biz soğutucu takıyoruz diye başladık da Recep benim elime RAM'leri tutuşturdu. Neden Recep böyle bir şey yaptın? Neden? Çünkü pratik dünya ile kağıt üstünde işler her zaman aynı olmayabiliyor. Biz de pratik bir dünyadayız ve bugün bakacağımız şey RAM'leri taktıktan sonra sıvı soğutma bloğunu kasanın üstüne takabiliyor muyuz, takamıyor muyuz? O yüzden RAM'leri bir takalım, bakalım RAM'lerin uzunluğu sıvı soğutma bloğunu takmamıza izin veriyor mu? O zaman hemen... ...3600 MHz frekansında çalışan DDR4 toplamda 16 GB kapasite sunan bize RAM'ler. Epey uzun boylu RAM'lerimiz var. Aynı zamanda RGB aydınlatması var. Corsair'in Vengeance RGB Pro serisi. Belli yuvalara takmamız gerekiyor bunlar Recep. Evet. Galiba aralık takıyorduk zaten. Kesinlikle. Hangisi? Şu metal olan mı? Metal olan, metalle kaplı olanlar ama nereden öğreneceğiz diyorsan zaten Gigabyte anakartın üzerinde onları işaretlemiş. İşimizi bir nevi kolaylaştırmışlar. Evet. Şu değil, böyle. Aynen. Tamam. Şimdi geçen videoda neden sıvı soğutma bloğunu üste monte etmediniz diye çok soruldu. Edemediğimizi söyledik. Bunu tekrar neden edemediğimizi gösterelim. Bloğumuzu yerleştiriyoruz diyelim. Şöyle soğutucumuzu koyalım. Biraz kenara alalım. Soğutucumuzu yerleştirdik diyelim. Hadi hatta fansız yerleştireyim bu soğutucu bloğumuzu. Bloğumuz normal şartlarda buraya gayet güzel bir şekilde sığıyor. Fakat fanı takmak istediğimizde görmüş olduğunuz üzere belleklere çatıyor. Yani belleklerin uzunluğu soğutma bloğunu buraya monte etmemizi engelliyor. Bu yüzden yine soğutma bloğunu öne monte edeceğiz. The next day. Evet, yeni bir gün ve kaldığımız yerden montaja devam ediyoruz. Ama öncesinde nerede kaldığımızı hatırlayalım. Previously on teknopat.net. En son Recep radyatörü bağlayacaktık ama radyatörü bağlarken elimizdeki sanırım bir mid-tower kasa olduğundan dolayı üst tarafta RAM'lerin bulunduğu bölümde yer bulamadık ama sen buna bir çözüm ürettin. O da kasanın ön tarafındaki görüntüyü bozmadan bu radyatörü takmamızı sağlayacak kasaya. Evet, bozmadan buradaki kilit kelime. Aynen. Çünkü önceki montajlarda taktığımız fanların RGB aydınlatması yoktu. Bu defa kasanın öndeki fanları hiç sökmeden radyatörü doğrudan fanların arkasına takmayı deneyeceğiz ve başarılı olacağımıza inanıyorum açıkçası. Bu noktada izleyenler şunu soracaktır Recep. Radyatör fanlarıyla kasanın öndeki fanlar eşit mi ki siz bunu yapıyorsunuz diyecektir. Çok doğru bir soru. Evet, eşit. İkisinin de modelleri aynı zaten. Tek fark şu, soğutucu beyaz olduğundan dolayı gelen fanlar da beyaz, kasanın öndekiler siyah ama kasanın öndeki düzeni bozmak istemiyoruz. Yani düzeni bozmadan yine aynı fanları kullanarak bu radyatör arkadaşımızı kasaya bağlayacağız. Ben bağlayacağım gerçi. Evet, o zaman öndeki paneli sökerek başlayabilirsin. Hemen. Hah, geldi. Bunu aşağıya koyuyorum. Şimdi önde bir de fan filtremiz var. Onu da sökelim istersen. Toz filtresi daha doğrusu. Mıknatıslı kolay bir şekilde çıktıktan sonra karşımıza fanlar geliyor. Tabii ki radyatörü doğrudan arkaya takamayacağız. Yani radyatörü sabitlememiz gerekiyor. Hı hı. O yüzden bu fanların vidasını sökeceğiz ve bunların içinden geçen uzun vidalar takacağız şimdi. Böylece radyatörü sabitleyebileceğiz arkaya. Kesinlikle. Henry Cavill gibi görünüyor mu? Biraz daha kas yapman lazım. Biraz daha.
Biraz daha derken abi. Tamamdır. Bu olay tamam. Şimdi öndeki iki tane fanın vidalarını söktük. Bu aşamada kasayı yan yatırıp radyatörü bu fanların arkasına koyacağız ve daha sonra yeni vidalarını takacağız. O zaman ben kasayı yeniden yan pozisyona getiriyorum. Evet. Şu kabloları da elimle tutayım. Dum diye. Bunlar böyle, şimdi bununla uğraşmama gerek yok sanırım. Evet, onunla uğraşmana gerek yok. Artık radyatörü alıp onların arkasına destek olarak koymaya başlayabiliriz. Radyatör yönümüz ne tarafta olacak Recep? Böyle mi? Radyatörün yönü yukarıda olması gerekiyor. Şu mu yani? Şöyle mi? Yani boruların yukarıda, kasanın üst tarafına bakması gerekiyor. Boruları derken? Şunlar mı? Yani benim görebildiğim kadarıyla radyatörün üstünde sadece iki tane boru var. Hayır yukarı, ha, yukarı derken, şimdi ben yukarıyı burası anlıyorum. O zaman böyle olacak. Evet. Bu şekilde olacak. Aynen öyle. Tamam. Pompayı kasanın içine güzel bir yere bırakabiliriz. Anakarta zarar vermeyecek şekilde. Şöyle koydum, tutturdum burada. Olayımız bu galiba. Evet. Radyatörle beraber gelen vidalar bunlar. Şunları mı kullanacağız? Evet, onlar uzun vidalar. Bu sayede o vidalar fanların da içinden geçip arkadaki radyatörü sabitlememizi sağlayacak. 8 tane vida ve 8 tane de pula ihtiyacımız var. Vidalar 8 oldu. 8. Şimdi ihtiyacım olmayanları geri koyuyorum. Evet. Önce bu taraftan bir geçireyim diyorum. Evet. Pulu taktın mı? Evet, evet, pulu taktım. Süper. Alttaki vida muhtemelen geri kaçacak ama bizim için önemli değil. Bir tane vidayı sabit ettikten sonra diğerleri zaten kolay olacak. Şimdi sen onu o şekilde tut. Tuttum. Ve ben de tutmayı başarabilirsem. Sanırım bu sefer tuttum. Evet. Şimdi ben de burada ne yapacağım? Radyatörün burada görmüş olduğunuz üzere vida deliği var. Bunu oradaki vida yuvasına denk getireceğim. Ve daha sonra sen şimdi bir tane tornavidayla o vidayı buraya sıkacaksın. Ya da elinle biraz ilerletip daha sonra tornavidayla devam edebilirsin. Çok sıkma çünkü radyatörü oynatmak isteyebiliriz. Şu an olmuyor sanırım. Bir daha bakar mısın? Ha, oluyor galiba. Oluyor. Biraz daha bastırman gerek. Şimdilik yaptım. Oldu bir bak mu? Bakayım. Evet, oldu. Başarılı. Alt taraf. Alt tarafı denk getirmek zor olabilir. İstersen üstten yeni bir tane daha takabilirsin. Sonuna kadar sıkmayalım çünkü dediğim gibi radyatörü aşağı yukarı hareket ettirmek isteyebileceğiz bu şekilde duruma göre. Şimdi istersen bir sonraki fana geçelim. Radyatördeki fan boşluğunu da görüyor lan. Artık ustalaşmaya başladın. Tam onu dediğin anda pin koymayı unuttum. Full daha doğrusu. Radyatörümüzü mükemmel bir şekilde monte ettik. Peki Recep, böyle durmasında herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir sıkıntı çıkartıyor mu fanların pozisyonu veya radyatörün pozisyonu açısından? Şimdi bazı kullanıcılar şöyle diyebilir. Neden fanlar içeri hava veriyor? Ben de bu durumda H100i RGB Platinum SE'nin kullanma kılavuzunu açmalarını ve okumalarını tavsiye edebilirim mesela. O zaman artık diğer işlemlere geçelim. Bu radyatörü bağlayacağız artık galiba. Evet, yani radyatörü artık işlemcinin üzerine takacağız. Onun öncesinde işlemcinin arkasına takmamız gereken bir plaka mevcut. Mesela bunu bilmiyordum. Hemen onu yapalım. O da şunlar mı? Evet. Şimdi bunlardan birkaç tane var. Evet, biz bir tanesini kullanacağız. Şunu mu biz kullanacağız? Onu kullanacağız, aynen öyle. Şunlar işimize yarıyor mu? Onlar genelde AMD sistemleri için. Tamam. Mesela ben yapamam. Bandı sökmesini göstereceğim zaten. Mesela takamadım. Ben neden bunu yapamadım Recep şu an? Takamadın çünkü o aparatın farklı ayarları var. Biz şu an LY1151 sokete montaj yapıyoruz. Ve bu bağlamda vidaları biraz daha merkeze yaklaştırman gerekiyor. Ki dikkatli şimdi baktığımda burada paylar olduğunu gördüm. Aynen öyle. Dördünü de en yakın konuma getireceksin. Şimdi hepsini yakınlaştırdık. Çok güzel. İçerisinde bir de onun yapıştırıcı olduğunu görüyorsun. 3M yapıştırıcı. Yapıştırıcının amacı şu. Biz o parçayı koyduktan sonra genelde kasayı yatırıyoruz soğutucuyu monte etmek için. Onun düşmesini engelliyor yapıştırıcı bu sayede. O zaman çıkartıyorum bunu. Aynen öyle. Bu arkadaş buraya oturdu. Süper. Şimdi bir sonraki aşamada radyatör için yükseltme vidalarını takacağız.
Ama Recep burada farklı farklı yükseltme vidaları var. Mesela kullanım kılavuzuna bakmadan sanırım bunları anlayamayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bu bağlamda kullanma kılavuzuna bakmamız gerekiyor. Kullanma kılavuzunda görmüş olduğunuz üzere iki tip yükseltme vida çeşidi mevcut. Bunlardan bir tanesinin bir ucu kısa, diğer ucu uzun, diğeri ise eşit. Biz bugün montajı soket 1200 yapıyoruz ama soket 1200 LGA1151 ile uyumlu. Bu bağlamda iki tarafı eşit olan uzatma vidalarını kullanacağız. O zaman ayırıyorum. Bunlar. Evet, 4 tanesi yeterli. Şimdi vidaları taktım ben Recep. Soğutucuyu artık işlemcinin üzerine takmaya hazırım. Evet. Ama burada tabii ki mesela bu şekilde taksak olmuyor mu? Nasıl şekilde takarsak doğru oluyor? Kasayı dikleştirdiğimiz zaman korzer yası düz olacak şekilde takacağız. O zaman ben şu an böyle tutuyorum. Böyle takmış olacağız. Evet. Ama tabii öncesinde altındaki plastik korumayı çıkartmamız gerekiyor. Şimdi. Oradaki... Bugün güzel günündesin. Termal macun sürdü. Termal macunla uğraşmana gerek yok. Bu aşamada artık eline bastırıyorsun soğutucunun üzerine. 4 tane vidayı takmaya başlıyorsun. Vidalarımız bunlar. Ve vidalarken de her zaman tavsiye ettiğim gibi çapraz vidalayacağız. Yani onu vidaladıktan sonra onun karşısındakini vidalayacaksın. Onu da tamamen sıkmıyorsun. Belli bir noktaya kadar sıkıyorsun. İlk zorlanma gördüğümde bıraktım. Aynen. Daha sonra tamamen sıkılaştıracağız. Tamamdır. Elde sıkma bitti. Şimdi bir de torna vidayla sıkılaştıralım bunları. Stok olsa ne kadar rahat. Hemen tık diye atıyorsun bitiyor ya. Bunda daha bir kısmı bitti şu an. Radyatörü aynen bağladık. İşlemciyi bağladık. Artık jelatini sökmeye hak kazandım bence. Sökemiyormuşum. Çok güzel oldu. Şimdi Recep biz radyatörü ön taraftaki fanlara bağlayınca radyatörün kendi fanları boşa çıktı. Ama sen onları da sanırsam bir egzoz oluşturması için kullanmak istiyorsun kasada. Evet. Peki nereye bağlıyoruz? Kasanın ne yapıyoruz? Üst kısmı boş, üst kısmına monte edebiliriz. Burada tabii doğal olarak yönü önemli. Ben bu yönü hep karıştırırım. Hangi taraf hangi tarafa gelecek? Bu şekilde monte edersek fanlar havayı dışarıya doğru verecek. Tamamdır. Radyatörün fanlarını da yukarıya monte ettik. Bu sayede muhteşem bir soğutmaya sahip olduk. Sıra geldi güç kaynağına. Bak özgüvenim arttı, nasıl kutuyu hemen açtım. Şimdi bu tamamen modüler bir güç kaynağı. Şimdi benim gibi bu işten anlamayan, daha doğrusu çok fazla yapmayan adam için modüler güç kaynağı ne demek Recep? Ben kutuyu açarken istersen anlat. Evet, bütün kabloları sökülebiliyor. İhtiyacın olduğu kadar kablo takıyorsun güç kaynağına. Benim hiç öyle bir güç kaynağım olmadı. Bu daha çok şey galiba o zaman. Kasa içerisinde bu kablo kirliliğini gidermek için evet, bir çözüm. Çok doğru. Bunlar da pinlerimiz ve şey kasa bağlantı noktamız. Hepsini çıkartalım mı bunları? Hepsini çıkartalım, sonra ihtiyacımız olmayanları geri koyarız. Buna mesela hiç ihtiyaç yok. Bu asıl ihtiyaç olan şey bu olmazsa bilgisayar çalışmıyor. Evde 20 tane var bunda. Hepsi tamam. Süper. Şimdi o zaman ihtiyacımız olanları belirleyelim. Bir tane anakart için 24.000 güç bağlantısı olmazsa olmazlarımız arasında. Ondan sonra ekran kart takacağımızdan dolayı bir tane PCI Express güç kablosunu ekleyelim menümüze. Sonrasında işlemcimize güç lazım. Bir tane işlemci güç kablosu lazım. O SATA. Aslında buna da ihtiyacımız var çünkü işlemcinin pompası gücünü SATA'dan alıyor. Bu bağlamda SATA'yı da ekleyelim. CPU'muz da burada CPU güç bağlantı kablosunu da kullanacağız. Anakart takacağız. Sanırım bu kadar kablo şu an için işimizi görecek. Peki. Güç kaynağını bağlarken kasa dik mi duracak, yan mı duracak? Kasanın dik durması genelde daha işimize geliyor bu aşamada. Bunu buradan tabii ki yapamıyoruz. Kenardan takabiliriz. Şu şekilde sanırım. Ben güç kaynağını içeri doğru tam ittirirken kasaya doğru Recep uyardı, geri çıkarttım. Sanırım yeniden önce bir kabloları bağlamamız gerekiyor. Evet, bazı sistemlerde örneğin bu kasada biraz aralık dar, yani elimizi oraya sokup kabloyu takmak zor olabilir. Bu bağlamda kabloları takıp bu şekilde güç kaynağını monte edelim. Şimdi Recep burada bir sürü pin var ama aslında açıklamaları da yazıyor. Evet. Ben mesela şu anda elime PCI Express'in kablosunu aldım. Evet. Bu tarafını koyacağız. Aynen öyle. CPU. Burası mı? Evet. Bu da tamam. PCI Express zaten takılı. SATA kaldı. Evet.
SATA içinde bunlardan herhangi biri yine galiba. Evet. Çok uca takmayalım. Kablolar birbirine biraz daha yakın olsun. En sola takarsak. Şuraya mı? En ala. Evet. Eğer orası uyuyorsa, uymuyorsa uyumadı. Sağda. Evet. Altılılardan bir tanesi. Heh. Tamamdır. Bu şekilde güç kaynağımız kullanıma hazır efendim. Süper. O zaman kasaya yerleştirebiliriz artık. Güç kaynağının fanı yukarıda bakabilir, aşağıda bakabilir. Bizim kasamız aşağıya bakacak şekilde uygun. Hatta kasanın altında güç kaynağının içine mümkün olduğunca az toz girsin diye bir tane toz filtresi mevcut. Sıra geldi fanların ve RGB'nin bağlanmasına. Kasamızın arkasında bir tane RGB hub var. Yani RGB kontrol noktası. Buna hali hazırda öndeki 3 tane fanımız bağlı. Bu bağlamda üste taktığımız 2 tane fanın RGB'sini de bu kontrolcüye bağlayacağız. Bu sayede bütün fanlarımızı tek noktadan, tek bir RGB kontrolcüden yönetebileceğiz. Üstünde yazıyor zaten to RGB hub diye, onu RGB hub'a bağlayacağız. Düzgün bir şekilde gideyim ki. Şuradaki kablolar birazcık bana engel oluyor ama. Evet. Sanırım halloldu. Süper. Şimdi diğerine geçelim. Bu işlemle üstteki iki fanımızın RGB kontrolünü hub'a vermiş olduk. Şimdi sıra geldi fanların güç bağlantısını yapmaya. Öncelikle öndeki iki fanımızın kontrolünü pompaya vereceğiz. Çünkü onlar pompaya bağlı. Bu üstteki. Ve bu da onun hemen altındaki. Öndeki iki fanın kontrolünü pompaya vermiş olduk. Şimdi geriye kaldı 3 tane fanımız, üstteki 2 tane fan ve kasanın önündeki alttaki 1 tane fan. Onların bağlantısını da anakartın üstüne yapıyoruz. Şimdi sen istiyorsan bana nerelere bağlamam gerektiğini göster. SYS fan bölümleri var. Ben şu an mesela 3 tane gördüm. Evet, onlara bağlayabiliriz. Bu tamam. Tebrikler. Üstteki 2 fanı bağladık. Bunu da buraya mı getiriyoruz? Evet. Heh, ben yamukmuşum. Öndeki fanı da bağladık. Şimdi arkadaki RGB kontrolcümüzün USB bağlantısını anakarta yapmamız gerekiyor. Burada böyle kocaman USB yazmışlar zaten. Evet. Bunu ben bile kaçırmam. Şöyle. Bir tane pin dolgulu gördüğün üzere yanlış takma ihtimalin zor. Bu da tamam. Tebrikler. Sıra geldi ön panel bağlantılarına. Şurada ben power led'leri alıyorum. Okuduğumda artı bu tarafta, eksi bu tarafta şeklinde üst tarafa koyacağım söyleniyor benim. Doğru. Power LED bilgisayarın çalışıp çalışmadığını gösteren LED'in bağlantısı. Bu LED'leri bağlarken artıya ve eksiye dikkat ediyoruz. Yoksa sistemimizde sorun olabilir. LED ışıklar yanmayabilir. Kaldım böyle. Onu da hemen yanına mı takıyoruz Power SEV'e? Power SEV, Power Switch. Evet. Power LED'in yanına takıyoruz onu. Tamam. Reset altı ama. Reset Power Switch'in yani güç bağlantı pininin hemen altında yer alıyor. Power switch'in altına yani. Evet. Ön ses bağlantısını takabiliriz sonrasında. Onda da kablonun bir oryantasyonu var. Ön USB 3.0 bağlantısını takıyoruz. Kırdık. Şimdi sıvı soğutucumuz gücünü SATA'dan alıyor. Peki bu kablo ne derseniz? Bunu da raporlama için anakarta bağlıyoruz. Bu bir kablo üzerinden anakarta pompanın hangi devirde çalıştığı bilgisi iletiliyor. Onun bağlantısında CPU fan pinlerine yapıyoruz. Şimdi anakartın arkasında iki tane SATA bağlantımız var. Bunlardan bir tanesi pompa için gereken gücü sağlıyor. Diğeri de RGB kontrolcü için gereken gücü sağlıyor. Anakartımızda 8 artı 2 pin CPU bağlantısı var. Bu bağlamda güç kaynağımıza bir tane daha CPU kablosu ekliyoruz. Sıra geldi ana güç bağlantılarına. Anakartın 24.000 bağlantısını yapalım. Bağlantı için şöyle bir çevirme uyguluyorum. Evet. Das ist Korpus, Herr Komutan. Ekran kartına kadar gelmeyi başardık. Gerçekten çok benim için yorucu oldu çünkü bazı şeyleri de anlayabilmem, onları uygulayabilmem gerekiyordu. Son derece şık bir ekran kartımız var Recep. Ben bunu bir kutusuna açayım. Bence de. Bir açayım. 2080 süper. Gigabyte'ın. Hmm.
Şunun içine bilgilendirme kağıtları falan mı oluyor? Genelde evet. O yüzden açmadım şimdilik. Ekran kartımız burada. Yani burada da tahmin ettiğimiz gibi kağıtlar var. Kılavuzlar vesaire vesaire. Şimdi burada ürünle birlikte bir kart geliyor ve bu kartla birlikte eğer kayıt yaptırırsanız ürünün garantisini 4 yıla kadar uzatabilirsiniz diyor Gigabyte. Ki 4 yıl hakikaten bayağı sağlam bir süre. Evet. RTX 2080 süper. En son oyunları oynamak için yeterli bir ekran kartı ki zaten Microsoft Flight Simulator deneriz herhalde. Deneriz ya. Ben hakikaten bayıldım şu an ya topladığımız sisteme. Kartın da bu arada beyaz olması sistemle olan uyumluluğunu artırmış oldu. Arkada da koruyucu arka plakamız mevcut. Kartımız iki slot kaplıyor. Bu alanda iki tane slotu boşa çıkartıyoruz. Denk gelen slotları çıkartıyoruz tabii ki. Bu da üstten aşağıya 2 ve 3 oluyor. Bir sonraki aşamada PCI Express yuvasındaki kulakçığı açıyoruz. Süper. Artık ekran kartımızı takabiliriz. Başarılı. Bu kasa toplamanın olayı solaklık zordur. Tamamdır. Ekran kartımızın çalışması için güç bağlantısını yapmamız gerekiyor. 8 pini bağladık. Sonrasında da 6 pini bağlıyoruz. Kartımız artık çalışmaya hazır. Hatta sistemimiz de. Evet, sistemi topladık ve ilk açılış için hazırız. En heyecanlı an. Benim için ayrı bir heyecan çünkü çok uzun zaman sonra Recep senin böyle rehberliğinde nerede ne yapmam gerektiğini söyleyerek bir kasa topladım. Hani bazı sadece bu kablo yönetiminde falan sen bayağı bir el attın o işlere. Onun dışında ben topladım. O yüzden açılıp açılmayacağı noktasında şu an Mehmet Ali Recep'in böyle bir sorgulayan ifadesi var. Bakalım çalışacak mı? Bir şeyi yanlış koyduk mu? Bir şeyi yanlış taktık mı? Ben bire getiriyorum anahtarı. Üç üçüne basalım ve bakalım. Basmasam mı ya? Kasamız renk cümbüşü içinde aydınlandı. Çok güzel görünüyor. İlk açılışta frekans ayarlamasından dolayı kapanmalar normal. Bir böyle kalbim fazla arttı. Evet. İlk açılışta BIOS resetleme uyarısı geliyor. Okey diyoruz. Ve BIOS'a varıyoruz. Şu anda 16 GB RAM'imiz ve işlemcimiz sıkıntısız bir şekilde çalışmakta. Yani bu işi becermişim. Evet, tebrikler. Recep, sistemi çalıştırdım. Sonraki adıma geçme zamanı geldi. Ne yapıyoruz şimdi? Windows kuracağız ve daha sonrasında oyunlarla test edeceğiz. Yeni nesil güncel oyunlarla. Yani Microsoft Flight Simulator gibi, Horizon Zero Dawn gibi oyunlar burada bir denenecek. O zaman oyun testlerine geçelim.